Hala haber yok mu ya? Aramadı mı bu arada? Aramadım. Hiç ses yok. Mesaj da atmıyor. Ya şimdi iyi güzel de. Diyelim ki bu Gonca gördü bu fotoğrafları. Dönüp Toprak'a sormayacak mı? Hayırdır böyle bir şey var mı diye. E Toprak da yo bunlar İşkembe'yi Kübra'dan uydurmuşlar demeyecek mi ya? Canan teyzeciğim, bu Gonca hayatında ilk defa mı erkek tanıyor? Ayrıca hangi aldatan erkek evet ben aldattım der ki? Demez. Ha. Bak Halil'e, Halil demiyor mesela. Yine yok ortalıkta görüyor musun? Ya sabahları işe gidiyorum diye evden bir çıkıyor, fabrika bomboş. Gelsin, ben onun boynunu çat diye kırmazsam ne olayım? İşte şüphe böyle bir şey. İnsanın içine bir kere düştü mü, bir kere yerleşti mi, o ilişki sallanır. Tabii yanlış anlamayın, sözüm meclisten dışarı. Yok yok, kesin kıracağım boynunu. Nerede bu adam ya? Nerede bu adam? Halil! Canan teyzeciğim, böyle negatif enerji yayarsan negatif sonuçlar doğurursun. Gel beraber seninle yüz yogası yapalım. Yüz mü yogası? Senin üst bedeninin farkındalığına ihtiyacım var. Kesin vardır ha. Yüz güzelliğine de geliyor mu? Gelmez mi? Bak şimdi, önce dik duruyorsun. Dik. Evet. Çeneni sabitliyorsun. Önce sağ üst köşeye, sonra sol üst köşeye. Sabit bir şekilde bakıyorsun. Nefes alıp veriyorsun, uzun uzun bakıyorsun. Kaslarımızı gevşeterek beynimize sinyal gönderiyoruz. Evet. Tamam, bak gönderiyorum. Gönder. Canan. Baba. Kızım iyi misin? İyiyim baba, yoga yapıyorum. Ne? Yüz yogası. Peki. Yok. Bu Arda'nın arayacağı yok. Ama ben de duramayacağım. Ben arayacağım. Efendim Ece. Niye aramıyorsun sen beni? Ece, savaşlar bir günde kazanılmaz. Biraz sabır. Arda'cığım, sen en son böyle havalı havalı konuştuğunda Canan teyzenin 500 bin lirasını yediğinle kaldık biz. Ece, merak etme. Gonca şu an yolda. Birazdan o fotoğrafları görecek. İnşallah Arda. İnşallah bu sefer becerirsin. Çeneyi dik tutuyoruz. Evet. Sinyal gönderiyoruz. Sinyal gönderiyorum. Gönder. Gönder. Aynen. Bozma kendini. Dik dur. Gönder gitsin.